Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün elimizde kalmış kumaşlardan değerlendirme yapacağız. Dikişe yeni başlayacaklara tavsiye olarak çekeceğim bu videoları. Evet, benim elimde yaklaşık 1 metreye yakın bir örme kumaşım var. Bakın şöyle boyu. 82 santim. Kumaşımı 2 kat serdim ve bundan 1 kilo şetek yapacağım. Lastikli kilo şetek, eteğimizin verdiği boy kadarıyla. Kalça ölçüsü 94. 3'e bölüyorum. 31,3 çıkıyor ve 2 santim çıkartma yapıyoruz bundan. 29 santim. Şu köşeyi bir noktası diye belirliyoruz. Bir noktasından şöyle 29'u işaretliyorum. Bu köşeden mezromuzu hiç oynatmadan 29 bel ölçümüzü buluyoruz. Lastikli olacağı için kalçaya göre yapıyoruz. Ve şöyle kiloş eteğimin belini bulduk arkadaşlar. Kumaşlarım daha önceden kalan elimizdeki kumaşlar, az kumaşla dikiş çalışması arkadaşlar. Bakın boyumuz 57 santim veriyor. Şimdi belimizi buradan bulduk. Hiç bilmeyen, dikiş bilmeyen arkadaşların izleyip uygulayacağı bir video olsun istedim. Şimdi buradan tutuyorum belimden. Kumaşım 56 santimi veriyor. 56'dan işaretliyorum. Bakın belime tutuyorum. Mezromuzu düz tutuyoruz. Eğri tutmuyoruz. Şu şekilde. Hafiften kaydıra kaydıra 56 santimi, yani kumaşımın verdiği kadarıyla boyumuzu çiziyoruz. Evet. 56. Etek boyumuzu bu şekilde çiziyoruz. Şuradan tutuyoruz. Buradan da çiziyoruz arkadaşlar. Bu şekilde eteğimizin boyunu ayarladık. Evet, eteğimizin boyunu ayarladığımız, yani kumaşımızın verdiği ölçüde çizdik arkadaşlar. Bakın bu şekilde ölçü ölçü çizdik ve şöyle yuvarladık. Şimdi eteğimizi kesiyoruz. Bel için 1 santim dikiş payı veriyorum. Sonradan lastikli kemer takacağız. Ve eteğimi de etek ucundan kesimini gerçekleştiriyorum. Bedenlerin giyeceği lastikli kiloş eteğimiz kesildi arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Siz kumaşınıza göre boyunu uzun da yapabilirsiniz. Ben elimdeki kumaşlarımı değerlendiriyorum ve size hiç bilmeyenlere bilgi olsun diye çekmek istedim arkadaşlar. Bu şekilde kiloş eteğimizi kestik. Şimdi belimize göre kalan kumaşımızdan kemer keseceğiz. Şu şekilde. Şöyle şurayı düzleyelim. Kumaşımızın verdiği kadar. Bakalım. Evet. Şöyle tam gelecek. Pratik bir şekilde
Elimize göre şöyle kestik. Bunu iki kat yapıp arasına lastik takacağız ve dikeceğiz arkadaşlar. Öncelikle eteğimin kemerinin kenarlarını dikiyorum. İki kenarı da dikişli. Burayı da dikiyorum. Ve belimize göre kestiğimiz lastiğimizi birleştiriyoruz. Ben 38 beden için 65 ile 70 arası bir lastik kestim. Lastiğin esnekliğine göre 65 ile 70 santim arası kesiyoruz. Ve lastiğimizi de böyle birleştirdikten sonra kemerimizin içine yerleştirerek dikiyoruz. Bakın. Şu şekilde dikişleri ikiye açıyoruz. Ve kemerimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Tekrar dikişimizi ikiye açıyoruz. Bu şekilde dikişleri üst üste getirerek dikmeye devam ediyoruz. Evet, kemerimizi diktik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastiği kumaşımızın içerisine bu şekilde yerleştirdik. Şimdi eteğimi alıyorum. Ve bir tek kenarı açık olduğu için tek kenarını şöyle kapatıyoruz. Evet, şimdi kemerimizin dikişini eteğimizin belindeki dikişe denk getiriyoruz arkadaşlar. Eteğimizde tek dikiş var zaten. Şimdi şurayı dikişe getiriyorum. Ve kemerimi eteğime monte edeceğim arkadaşlar. Bakın, şimdi buradan dikişin 1-2 milim üzerinden koyuyorum. Yerleştiriyorum kemerimi. Bu şekilde dikiyoruz. Tabii siz iğneleyerek de dikebilirsiniz. Lastiğimizi tutturmadan dikişimizin üzerinden bu şekilde dikiyoruz. Evet, lastikli kemerimizi de monte ettik. Şimdi hemen etek ucunu katlamaya geçiyoruz. Etek ucunu kiloş eteklerde böyle altı geniş verev eteklerde kalın katlayamayız arkadaşlar.
incecik bir katlama yapabiliriz şu şekilde. En fazla 1 santim. Makinamızın ayağını denk getirerek katlamamızı gerçekleştiriyoruz. Alt ipimiz bitmiş. Eteğimizin dikişi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etek ucunu da katladık. Şimdi ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, 80 santimlik bir kumaştan diktiğimiz kiloş etek, bakın ne kadar güzel ve pratik oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık bir etek oldu. Şöyle biraz daha yakından gösterelim. Evet arkadaşlar, bakın harika bir etek oldu. Hiç bilmeyenlerin dikebileceği bir kolaylıkta etek arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.